Değerli izleyenler, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da etçi mezbahasındayız. Bu işin üstadı başkanımız Sencer Solakoğlu Bey'in Feyz çiftliğinden gelen hayvanların kesimine eşlik ettik. Önce canlı olarak tarttık, şimdi karkas olarak tartacağız. Ve reformaya ayrılmış hayvanların nasıl beslendiğiyle alakalı Sencer Bey'den detaylı bilgileri alacağız. Aslında bu benim programım değil, müşterek bir program yapmış oluyoruz. Yani ama soruları soran ben olacağım bu defa çünkü emeği veren Sencer Bey nasıl yaptığını kendisinden öğreneceğiz. Sencer Bey öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Yani 500 kiloluk karkaslar arkadaşlar, arkamızda gördüğünüz karkaslar. Bunlar hem reforma inekler, yani 4. 5. laktasyondan sonra üreme verimliliğini kaybetmiş, artık işletme için ekonomik olmaktan çıkmış hayvanları tohumlamama kararı almak suretiyle belli bir miktar, belli bir süre besiye alarak daha yüksek randımanlı karkaslar haline dönüştürüyor Sencer Bey. Aynı zamanda tabii işletme büyük olduğu için ikiz doğumlardan elde edilmiş Free Martin sendromu dediğimiz biri dişi biri erkek doğan hayvanların hem dişilerini hem erkeklerini besiye alıyor. Arkamızda gördüğünüz hayvanlar hem döl tutma problemi olan dişi düvelerden, reforma ineklerden ve ikiz eşi diye tabir ettiğimiz hayvanlardan oluşuyor. Amacımız burada hayvanları yüksek randımana ulaştırmak, yağlandırmak ve aynen bir besin materyaliymiş gibi bunlardan para kazanmak. Evet Sencer Bey. Evet efendim. Gerçekten tebrik ediyorum. Nasıl yapıyoruz bunu anlatalım. Yani bir inek nasıl bir besin materyaline dönüşüyor? Yani besi dediğimiz zaman aklımıza hep erkek hayvan geliyor. Özellikle süt sığırcılığı yapan işletmeler, Holstein ırkı besleyen hayvanlar, Holstein hayvanları besleyen yetiştiriciler, Holstein'in kilo almadığı ya da Holstein'in ineğinin bir besin materyali olamayacağı yönünde bir ön yargıya sahipler. Bunların nasıl bir besin materyaline dönüştüğünü, nasıl kıymetli etlerin oluştuğunu bize anlatmanızı istiyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şu anda tam önde durduğumuz hayvanlar demin bahsettiğiniz Free Martin düvelerden oluyor. Aynen öyle. 490 küsür kilo geldi. Bu bir yarısı. Çarpı 2 yapın. Bu 252 idi. Öbürü de 240. Yani 500 galiba. Kilo karkas. 500 kilo karkastan bahsediyoruz. Bir genç düveden bahsediyoruz evet. Burada tabii ki. Şimdi burada iki tane sistem var. Bir ölçme değerlendirme. Şimdi önce ırk olarak bakalım o zaman. Holstein kombine ırktır. Sütçü ırk değildir. Dünyada bakıldığı zaman Holstein'a kombine ırk olarak geçer. Türkiye'de sütçü ırk olarak bilinir. Hem sütü yüksek hem eti esasında yüksek. Bakıldığı zaman mesela Amerika'da ortalama iyi bir karkas erkek danada yağsız kesimde 55-56 randıman yakalamanız gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki kötü besleme, doğru ölçmeme, tartım yapmama gibi bir sürü yönetimsel hatalardan çoğunlukla bence benim gözlemim bu. Genelde çok düşük kalıyor. 50-51'lerde kalıyor. Kiloları az oluyor. Kilosu az olunca kemik oranı çok yüksek çıkıyor. Şimdi karkası 500 kiloya çıkarttığınız zaman otomatikman kemik oranı da çok aşağıya gelmiş oluyor. Orada şunu açıklamak zorundayım. Aslında randımanı belirleyen mezbahanın kesim prosesi. Tabii. Yani bir mezbahacı doğru kesim yapmıyorsa, tabirimi bağışlayın, etin üzerinden kendine ait olmayan şeyleri tırtıklıyorsa bu da randımanı etkileyen unsurlardan birisi. Randımanı doğru hesaplamak için doğru bir mezbahada kesim yapmak lazım. Bazen insanlar hayvanları kesime getiriyor, bir randıman düşük geldi diyor. Ben de diyorum ki randımanı mezbahacı belirliyor. Siz belirlemiyorsunuz. Şimdi burada çok doğru. Bizim şu anda uzun zamandır zaten etçiyle çalışıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi o. Bize her zaman en yüksek fiyatı vermiyor. Ama bizim içimiz rahat. Biliyor, yani yine de mezbahadayız kesim esnasında ama kontrolümüzü yapıyoruz ama biz denk gelmedik böyle bir usulsüzlüğe. Dolayısıyla her şey ölçülebiliyor burada. Çok çok güzel bir şey. Yani tabii yani Şef Bey yani konuşulmayacak bir konu esasında. Yani evet, ayıp bir şey yani bahsettiğimiz bize konu. Bize yakışmayan bir şey. Evet ama burada o yok en azından. Biz o konuda içimiz çok rahat. Neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Burada biliyoruz. Fire ne kadar? Müstahsil evet. Kesintisi var mı yok mu? Onların hepsi yağlı yağsız. Bak, neresinden ne olacak? Mehmet Emin'in en uyguladığı sistemlerdeki en güzel şeylerden biri. Adam diyor ki beni işletme açık kardeşim. Biyogüvenlik önlemlerini al. Gir nereye istiyorsan gir diyor. Arkayı gez. Kestiği bıçakçı attı. Kenara koydu. Hoşuna gitmedi. Hepsini gözünle görebiliyorsun. Saklamıyor bizden. Yani başka yerlerdeki gibi değil. Burada her şey şeffaf. Tabii çok doğru söylüyorsun. Tabii ki o randımana çok etki ediyor. Yağlı yağsız kesim de tabii ki çok etki evet. ediyor. Ama besleme
besleme kadar da önemli olan tartım çok önemli. Biz erkek hayvanları da dişileri de 15 günde bir tartıyoruz. İnekler zaten sahamdan çıkarken biz hep tartılıyor. Biz ayda bir tarttıramıyoruz insanları. Biz 15 günde bir tartıyoruz ve şuna bakıyoruz. Kardeşim bu hayvan verdiğim besinle atıyorum 20 lira harcıyorum her gün bana kaç lira geri döndürüyor? Peki hayvan bu kadar büyüdükçe yediğinin artacağı yönünde bir düşünce var. Şimdi 800 kiloluk 900 kiloluk hayvanları kestik az önce. Bu hayvanların günlük menüsü de ciddi bir para tutuyor. Acaba bu karşılığı paranın karşılığında bir karkas alıyor mu? Ne yem verdiğimi biliyorum o gruba ben. Evet. Kaç kilo yediğini her gün tartıyorum. Önüne koyduğum yem belli, oradaki hayvan sayısı belli. 15 günde bir de hayvanı tartıyorum. 15 günde bir de kilo alanlar belli. İçlerinden kilo almayı durduruyorsa hayvan, işte özel bir sebebi yoksa hayvan kesime gidiyor. Yani bir yabancı cisim, rahim iltihabı gibi herhangi bir şey hayvanın canlı ağırlık kazanımına engel değilse... Evet. Hayvan da kilo almayı durdurmuşsa artık kesime gidebilir. Kesime gidebilir. Peki buradaki 15 güne bir tartmanızın bir sebebi de şu olabilir mi? Sonuçta bunlar bir erkek dana değil. Uzun süreli bir besi de yok. Evet. Kısa aralıklarla kontrol etmek daha ekonomik olmayı getiriyor sanki. Ya ben ayda bir şey yaparsam belki hayvan bir aydır hiç kilo almıyordur. Onu göremem ki yazık yani yem çok pahalı. Evet. Biz keşke daha sık yapabilsek. Şimdi burada ben bu işe tabii besi tarafına sonradan girdim. Son 2 yıldır yapıyorum. Bana herkes şunu söylüyordu, ya bu hayvanları 15 günde bir bu stresin içine sokuyor musun? Bir de gelip görseniz ki bizim çiftliğimizde, vallahi bizim çiftlikte hiç hayvanlar strese mi ne erkekler ne dişler. Alışmışlar 15 günde bir o sistemden geçiyorlar, iğneleri varsa oluyorlar, tartımları yapılıyor. Sükunet içinde de çıkıyorlar yani hiç öyle bir arbede yaşanmıyor. Çalışanlar çünkü onları dövmüyor, çalışanlar onları itip kalkmıyor. Biraz rahatlarına bırakıyoruz onları. Peki şu onları. Soru hemen akla geliyor. Yüksek süt verimli hayvanlar var işletmenizde. 30, 40, 50 litre süt veren hayvanlar var. Bu hayvanların bu sütü verebilmesi için yüksek kesif yem tüketiyor olmaları gerekiyor. Doğru, öyle. Bu işkembelerinin daha hızlı tahribatına sebep olmuyor mu? Yani hemen akabinde de yine yüksek kesif yemle beslemeye adapte olabiliyorlar mı? Şöyle, İşkembe bunu kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Biz esasında yüksek kesif yemle besliyor muyuz? Hayır, biz doğru besleme yapıyoruz. Şöyle, biz kaba yem vasfı olan kesif yemleri çok kullanıyoruz. Mesela DDGS, mesela soya kabuğu, mesela çiğit tohumu. Bunlar evet size kesif gibi gözüküyor gözünüze ama bunlar esasında çok kaba yem vasfı olduğu için parça tam tersine buraya gelen işkembelere de bakalım şimdi. Yani hiçbir tahribat yok. Kesinlikle hiçbir tahribat yok. Şöyle diyebilir miyiz? Hem doğal tamponlayıcılar kullanarak... Tabii. Hem sodyum bikarbonat, magnezyum oksit bunları kullanarak evet. Hem de kesif yemmiş gibi görünen ama kaba yem gibi refleks veren ürünleri aynen. Menüde kullandığımızdan dolayı problem işkembede bir yıkılma olmuyor. Evet. Papilalar sağlıklı bir şekilde evet. Kalıyor ve yemden yararlanma devam ediyor. Aynen öyle. Sütü de sağmadığınız zaman hayvan otomatikman süte verdiği enerjiyi, vücuda eforu veriyor. Vücuda vermeye başlıyor. Aynen öyle. Değerli izleyiciler burada küçük bir detay var. Aslında bu söyleşi inanın muhteşem oldu. Yani işkembeyi tahrip etmiyorsanız aslında elinizde bir cevher var. Süt almıyorsanız hemen otomatikmen et almaya dönüşebiliyor. Aynen öyle. Ama bir yanlış yaptığınızda işkembedeki yıkılmayı hızlandıracak malzemeler kullandınız. Gerek doğal gerek diğer mineral madde anlamındaki tamponlayıcıları kullanmadığınız zaman işkembe tahrip olduğu zaman işkembenin yeniden kendini toparlaması zaten çok zaman alır mümkün o. Değil. Yani bu besiyi yapamazsınız. Bozulmuş bir işkembeyle bu söylediğimiz besiyi, 90-100 günlük besiyi asla yapamazsınız. Peki, günden bahsetmişken bunun için bir süre var mı? Herkes bana soruyor. Ben kaba taslak diyorum ki bir inek işkembesi düzgünse, rahmi de sağlamsa, meme sorunu da yoksa, yani hayvanda bir stres faktörü yoksa 90 günle 110 gün arası bu telafiyi yapabiliyor. Randıman artışı yapabiliyor. Az önce programdan önce şöyle bir söyleşi yaptık. Dediniz ki ben bir süre koymuyorum. Aynen öyle. Ne zaman ekonomik olma özelliğini kaybetti o, zaman o gün kesiyorum. Tabii. Bir de onu alalım sizden. Şimdi şöyle bizim çok büyük bir yer kısıtlamamız yok. Dolayısıyla biz hayvanlara bakıyoruz. Biz 15 günde bir tartım yaptığımız zaman görüyoruz hayvan hala bana kazandırmaya devam ediyorsa yani yediğini ete çevirdiğini görebiliyorsak o hayvanı biz kesinlikle devam ettiriyoruz. Bu kimi hayvan için hiç gerek kalmayabilir. Hayvan zaten uzun süre çok az süt verip
çok uzun süre hala ahırda kalmıştır diyelim, varsayalım. Hak öyle etmediği bir menüyü yemiştir. O hiç beklemez, aynı gün arabanın üstüne binebilir. Zaten onu genel karkas ağırlığından ve hayvanların potansiyelinden biliyoruz. Biz hiçbir zaman yani kolay kolay bir tonun üstüne çıkmıyor inekler bizde. Ama bir tona dayanabiliyor. Şimdi zaten 960 kilo geldiyse o hayvanı benim besiye çekmemin bir manası yok. Ama diyelim ki hayvan 700 kilolarda, 750 kilolarda. O hayvan için çok mantıklı. Onu besiye çekeriz. Baktık hiç kilo aldıramıyoruz, hemen kesime gider. Peki, kilo alıyorsa devam eder. Menşei ile alakalı da bir detay öne çıkıyor. Evet. Şimdi hangi hayvan 900 kiloya kadar çıkar? İtalyan menşeili mi? Yok, Amerikan menşeili bizde hepsi. Onu da söyleyelim. Kıymetli izleyicilerim, yani Sencer Bey'in işletmesindeki hayvanlar Amerikan menşeili olduğu için bunlarda, tabirimi bağışlayın, Chevrolet kasası var. Aynen öyle. Değil mi? Amerikan, evet. Amerikan arabası gibi kasa var yani. Doldur, doldurabildiğin kadar, ağzına aynen kadar doldur. Peki yine bir ayrıntı aklıma geldi. Şöyle bir inanış var. Süt veren hayvan kilo almaz. Şimdi biz bir menüyle besliyoruz hayvanı. 30 litre süt verecekmiş gibi bir menü önüne koyduk ama hayvan 20 litre veriyor. Dolayısıyla 10 litrelik menüyü de çalmış oluyor. Tabii. Bunu üstüne alır mı? Süt verirken kilo almaya devam eder mi? Ben gözlemimi söyleyebilirim. Bizim çiftlikte 80 kilo veren hayvan da 35 kilo veren hayvan da aynı ahır grubunun içinde durabiliyor. Birinin yediği ile öbürünün yediği miktar olarak değişiyor. Ben mesela gece 2'de 3'te kalkıp bir çiftliği turladığım vakit o yüksek verimli inekleri hala yemde olduğunu, diğerlerini yatarken görebiliyorum. Kimin neye ihtiyacı varsa o kadar yiyor. Evet, ama bu biraz da rasyonla alakalı bir şey. Rasyonu nasıl yaptığınla alakalı. Rasyonun lezzetiyle. Lezzetiyle de alakalı da, partikül büyüklüğüyle de çok alakalı. Şimdi biz, ben süt çiftliğimde şişman hayvan istemiyorum. Benim için en büyük tehlike şişman hayvan. Doğum zorluğu anlamına ketozis geliyor. Ketozis anlamına geliyor. Her kötülük, hipokalsemi, her şey o şişman hayvanın zor doğumundan sonra zaten bütün her şey aşağı doğru İşletmeye gidiyor. İşletmeye de yavruya da faydası yok. Dolayısıyla biz hayvanlarımızı böyle biraz daha genç kız gibi seviyoruz. Fit olmaları gerekiyor. Aşırı yağlı olmayan, benim gibi olmayacak yani. Göbekli falan istemiyoruz. Göbek istemiyoruz, kesinlikle evet. İstemiyoruz. Çünkü Türkiye'deki kesim sisteminde de esasında bir abeslik var. Şimdi çiftçi olarak baktığım zaman dış yağ mezbahalar para vermiyor. Genelde yağsız kesim ön planda. Bizim Balıkesir, Güney Marmara bu bölgelerde biliyorsunuz yağsız kesim. İç Anadolu'da biraz daha yağlı kesim yapıyorlar. Evet. Bizim tarafta çok fazla dış yağını beslemenin çok bir manası yok. Hayvanın etinin içinde yağın olmasını çok istiyoruz. Bu yüzden mesela ilk 6 ay, 8 aylık bakım dönemi çok 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 değerli. Sonradan eğer hayvana çok dış yağ yaptırırsak mezbahaya geldiğimiz zaman zaten onları sıyırdıkları için aslında boşuna verdiğimiz birazcık para. Verdiğimiz emeğin de bir değeri kalmıyor. Değeri kalmıyor. Yani herkesin biraz da kendi bölgesindeki kesim usulüne göre karar vermesi şunu gerekiyor. Şunu yapabilir miyiz? İşletmeden 4. 5. laktasyon. Artık bu hayvanı genotip olarak beğenmiyoruz. Evet. Bu hayvanın neslinin devam etmesini istemiyoruz. Kesim kararı aldık. Evet. Tohumlamama kararı aldık. Ama aynı zamanda diğer hayvanların yediği menüden yemeye devam ediyor ve işletmeye sağılmaya devam ediyor. Evet. Bu mu ekonomik, yoksa hayvanı sütten kesip söylediğimiz gibi 120 gün besiye tutmak mı ekonomik? Bizim tecrübemiz sağmaya devam etmek. Ne zamana kadar? Ben 30 kilo, 29 kilo verene kadar, düşürene kadar 29 kiloya yaklaşık devam ettiriyorum. Her işletme kendine bir bariyer belirlemeli diyebilir miyiz? Evet. Yani kendi ekonomik bariyeri. Evet. 25-6 olabilir. Bir de şöyle, sütün fiyatıyla da alakalı. Fiyatlar yüksek olduğu zaman o bariyer belki 22'ye de düşer. 18'e de düşebilir. Perakende satıyorsa? Biz mesela perakende ağırlıklı sattığımız için bizim için değerli olmasına rağmen biz ama şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ben 1000 tane hayvanı örnek veriyorum 30 kiloyla mı sahayım, yoksa 1100 tane hayvanı 29'la mı sahayım? Ya yani ben 1000 taneyi 30'la sahmayı her zaman tercih ederim. Genel hayvan refahının daha iyi olması her şeyi çok rahatlatıyor. Şöyle diyebilir miyiz? İşletmenin selameti, işletmenin geliri, sütü nasıl pazarladığı, yemi kaça mal ettiği ile alakalı her işletmenin kendine özel bir bariyeri var. Evet. Bunu belirlesin diyorsunuz. Yani benim işletmemde 25'in altına geldiği zaman ben bunu çıkarmam lazım. Öbürü de diyebilir ki ben sütün litresini 5 liraya 6 liraya perakende satıyorum. Beni 15 litrede kurtarıyor. Aynen öyle. Diyebilir. Aynen öyle. Ama orada bir kıstas geliyor. Şimdi diyelim ki 100 başlık bir işletmemiz var. Bu 100 başlık işletmenin yaklaşık 85 yani 100 sağmallık işletmenin 85 tane sağılırı var diyelim. Şimdi 100 sağmallık bir işletmede en azından bir 42-43 tane her yıl arkadan genç hayvan geliyor. Eğer buzağısını öldürmüyorsa, iyi bakım yapıyorsa. Hadi 40 tane. Şimdi
40 tane giriyorsa 40 tane de çıkmak zorunda yeni ahır yapmadığınız takdirde. Kapasite takdirde artırımına gitmiyorsa diyorsunuz. Aynen öyle. Zaten satması gerekiyor. Zaten mecbur satmaya. Dolayısıyla bir yerden sonra ister istemez ekonomik bile olsa süt 25-26 kilo bariyerini koymak zorunda kalıyor. Yaşlılar yerini gençlere bırakmak evet zorunda diyorsunuz. Mesela biz 5. laktasyondan sonra tohumlama hiç yapmıyoruz. Ne verirse versin hayvan yapmıyoruz. Çünkü yani yerimiz yok. Sürüyü sabote de edebiliyor. Edebilir. Sahmaneye gidiş dönüşlerde süt akış hızında tabii değişiklikler ki oluyor. Yani çok süt vermesinin yanı sıra tabii geç bırakabiliyor olabiliyor sütünü. Yaşlı hayvan bizim için bir eskimiş bir makine gibi düşünelim. Yani bizim gençlere öncelik vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz muhakkak onları dışarıya çıkartıyoruz. O dışarı çıkarttıklarımızda eğer cılız, ince, işte şu hayvanlar gibi böyle, yani bu nasıl bir hayvan bakmış bu insan bilemiyorum. Bakmadan ama getirmiş direkt. Yani şimdi yani bunu hekim muhtemelen gebe kalmıyor. İşte bu bizim hayvanımız değil bu arada. Yani görenler anlasın yani, bu hani mukayese edilsin diye. Bunu kıyaslamak için koyduk evet buraya. Evet. Muhtemelen işletmenin yöneticisi şöyle bir karar almıştır. Bunu 5-6 defadır tohumluyoruz. Döl tutmuyor. Hastalıktan da gözü açılmıyor. Kesip kurtulalım. Evet. Bir şey daha var aklıma geldi. Bu tarz kesimlerin genelde sebeplerinden birisi de işte silaj dönemi geliyor. Saman alma dönemi geliyor. Tabii. Hasattayken adamın nakit parası yok. Gözüne kestirdiği ineğe kesiyor. Kesinlikle öyle. Bizim zaten bundan önce de ben bu konuda çok sitem ettim. Devlet desteklemelerin özellikle hayvancılık, süt sığırcılığı ile ilgili olan desteklemelerin ödeme dönemi muhakkak bu kaba yemleri işletmeleri çok aldığı dönemde rahat örtüşmeli. Onların örtüşmeli ki onların kaba yem yıllık alımlarını rahatlatsın. Bu sene evet biliyorsunuz çok geç geldi her evet şey. Yani hatta bazı şeyler de açıklanmadı bile. Dolayısıyla dediğiniz gibi olma ihtimali çok çok yüksek. Biz de aynısını yapıyoruz. Sıkıştığımız zaman arkadan doğru belki ihtiyacımız yok onu biraz daha bakabiliriz. Hala kilo oluyor. Hayır diyoruz. Eşim diyor ki senin içeri ihtiyacımız var, hop kesiveriyoruz yani. Şeyi soralım, şimdi genelde Holstein ırkı ile alakalı hani hayvanı sattığımız zaman, yeni bir hayvan alacağımız zaman yarı parasını karşılamıyor diyorlar. 250 kilo, 300 kilo karkas verdiği zaman söyledikleri doğru. Yani ellerine geçen para 10 bin lirayla 12 bin lira arasında oluyor. Kemik oranı da, bu sırf kemik. Şimdi şu 500 kilo karkas geldiği zaman, yani etçi mezbanesinde kesilse dahi 18 bin lira, 19 bin lira para topluyor. Tabii. Yani 18 bin, 19 bin lira parayı verirse karnında yavrusu olan yeni bir ineği alabilir. Yeni bir düveyi alabilir. Bu da çok önemli. Yani bu bir çiftlikten geliyor değil mi Emin Bey? Bu çiftlikten geliyor. Farklı bir çiftlikten. Bu size ait değil. Onu söyleyeyim. Bu inek Feyz'in. Feyz'in böyle bir ineğini ben hiç görmedim şimdiye kadar. Tabii bu haliyle daha çok köylü dediğimiz, yani daha çok kırma ineklerden herhalde bakım yapılamamış yani anladığımız kadarıyla. Ama Holstein bu da. Ama Holstein bu da. Bu da Holstein işte. Ama biz bu şekilde mal istemiyoruz. Yani bir tarafı kemik, bir tarafı deri. Yani et olmayan bir hayvan istemiyorum. Olabildiğince randımanlı ve büyük hayvanlar talep ediyoruz. Bizim demin baktığımız hayvan 56 randıman çıktı dediniz siz galiba. 58 randıman, evet. 58 randıman çıktı. 58 evet. Kemik oranı ne çıkar sence onda? Onun kemik, maksimum kemik oranı 16. 16. Evet. Bakın Holstein'da 16 ki şimdi niye karkas insanlar büyüdükçe karkas tabii, büyüdükçe onu bir anlatsana. Tabii şöyle söyleyeyim. Hacim büyüyor, karkas büyüyor. Karkas büyüdükçe randıman olayı artıyor. Kemik büyümüyor. Tabii kemik büyümüyor. Yani kemik belli bir seviyeye kadar ama esasen burada büyüyen ve küçülen ettir. Yani karkas üzerindeki ettir. Randıman dediğimiz yapı bu zaten. Yani öncelikle et ne kadar çok olursa o kadar randıman yüksek çıkıyor. Et azaldıkça kemik azalmıyor. Kemik belli bir seviyede duruyor. Dolayısıyla hal böyle olunca da kemik, et, kemik randıman olayında ortalama Türkiye'de Holstein'lerde %25'lerdedir. Ama Feyz sütten gelen, yani siz Feyz çiftliğinden gelen ineklerde ve düvelerde yaklaşık olarak %16 civarında şu anda randıman olayı var. Et, kemik oranı. Şimdi Eşref Bey, ben Mehmet Emin Bey'in söylediği şeyi şöyle çok önemsiyorum. Benim yaptığım önemli olan yapılabilir olduğunu insanların görmesi. Gösterebilmek. Yani Amerika'dan çok hayvan geldi bu ülkeye. Birçok Holstein'da ya Avrupa ya Amerika menşeli. Avrupa'da da iyi randıman elde ediyorlar. Yani bu mümkün. Şu belki hasta bir yani bir hastalık geçirmiştir o yüzden büyümemiştir. Ama demin baktığımız bizim yüksek randımanlı olan o düvelerimiz mesela. Ya 58 randıman dediğiniz zaman hakikaten hem çok iyi para kazandırıyor hem çok lezzetli oluyor. Alıcı için de satıcı için de. Alıcı için de satıcı için de ve bunun da bir ekonomik hesaplamasının yapılması şöyle lazım. Şöyle bir şey var. Anadolu'nun her tarafını geziyoruz. 93 yılında da Türkiye'ye Amerika'dan ve Avrupa'dan hayvanlar gelmiş. Hep insanların dilinde şöyle bir söz var.
İşte biz bu Holstein hayvanları getirdik. Hepsi 2 ay içerisinde öldüler. Yani hayvanla alakalı sanki bu problem hayvanın problemiymiş gibi anlatılıyor. Yani Simmental içinde adam aynı şeyi söylüyor. Diyor ki getirdik kardeşim burada dayanamadı öldü diyor. Holstein diyor bir süt vermeye başladı zayıfladı öldü diyor. Yani burada suç. Simmental'in ya da Holstein'in değil. Biz beslemesini bilmiyoruz. Hayvanın ihtiyaçlarını önüne koyamıyoruz. İhtiyacın miktarını bilmiyoruz. Karışımını bilmiyoruz. Dengeyi bilmiyoruz. Ama her şeyi bildikten sonra işte ortaya böyle tablo gibi eser çıkıyor. Şimdi şu hayvana baksak ne derler kasaplar Mehmet Emin buna? Dananın ağzını kırar. Tabii. Ne der? Dananın... Bu şöyle etli mal, kaliteli, yüksek randımanlı karkastaki ineklerde gördüğümüzde evet bu danayı bozar. Bu danayı geçer. Çünkü hakikaten bazı danalar geliyor ki %20, %22 kemik veriyor. Ama öyle inekler, düveler var ki %16'da tuttuğumuz zaman hem kalite artıyor, hem lezzet artıyor, hem tat artıyor. Aynı zamanda mesela bizim iyi müşterilerimiz dediğimiz, yani bugün steakhouse'larda özellikle lüks steakhouse'ların tamamında biz inek ve düve eti kullanıyoruz. Kesinlikle dan eti kullanmıyoruz. Bir detay daha soracağım Sencer Bey'e. Şimdi et rengiyle alakalı senin bir şikayetin yok anladığım kadarıyla. Bunların üçü de benim değil şu anda. Evet, bunlar geride kaldı. Kötü, evet, bu arka planda ya. Bunlar görünüyor ama bunlar değil ya yani. Biz şöyle geçeyim. Bu sefer başımı ağrıtacaklar. Evet. Ben bunlardan bahsediyorum. Aynen. Videonun başından sonra izlemez adam. Evet. Bizi suçlayabilir. Evet. Ete renk vermemizi istiyor musun? Yani etin rengi şöyle olsun der misin? Mesela işte beyaz olsun, pembe olsun, açık renk olsun, raf ömrü uzun olsun gibi. Ya etteki bizim beklentimiz şu aslında. Kırmızı etteki bizim karkasındaki en büyük beklentimiz rengin pembemsi ya da kırmızımsı olması lazım. Mesela esmer et istemiyoruz. Esmer et. Peki Sencer Bey bunun için bir şey yapıyor mu? Yapıyoruz. Şimdi burada E vitamini çok önemli bir vitamin. Ben bunu anlattığım zaman bana diyorlar ki sen bir şeyler satmak için anlatıyorsun. İlk ağızdan dinlersek çok daha isabetli olur. Biz bunu yıllardır uyguluyoruz. Yani E vitamini, beseye başladığımız dönem başlıyoruz, renge yön veriyoruz. Evet Sencer Bey. E vitamini çok önemli, antioksidan. Esası insanlar için de E vitamini evet. Çok önemli. Aynı şekilde bu yaşayan canlı inekler için de çok önemli. Biz hem süt ineklerinde, hem düvelerimizde, hem inek danalarımızda E vitamini hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Ve tavsiye edilenden bir %15'te fazla veriyoruz, öyle söyleyeyim. İki, yüklem yani hayvanlarda mesela bizde bir grup karışımı olduğu takdirde besi tarafında biz o hayvanı, karışan hayvanı ve o grubun tamamını en az bir ay kesime gönderemeyiz. Çünkü etin rengi değişecek. Etin rengi, adrenalin salgıladığı atlamadan zaman hayvan, dolayı Mehmet Emin'in istemediği bu. Siyahlaşma olacak. Siyahlaşma olacak. Şimdi bunu düşündüğün zaman mesela adam 300 kilometre, 500 kilometre yol kat ettiriyor bazen hayvanlara. Arada dinlenme, sulama, yemleme vesaire olmadan bu hayvanlar strese giriyorlar. Adrenalin hormonu. Adrenalin hormonu salgılıyorlar. Rengini karartıyor, ve rengi karartıyor. Dolayısıyla bizim için mezbahanın mümkün olduğunca işletmelere yakın olması, yani 1 lira 2 lirasından dolayı veya işte hani fiyat farkından dolayı çok aşırı değilse bu fiyat farkı hayvanları çok uzağa sevk etmekten... Mehmet Emin nakliyeyi kendisi karşılıyor zaten Sencer Bey. Şimdi o nakliye niye karşılıyor? Parası da almıyor. Niye karşılıyor? Çünkü et kaliteli gelecek. Et kaliteli gelmesi için ona göre eğitmiştir şoförünü. Evet. Gelen adam ona daha göre yavaş geliyor vesaire. Ve aşağı yukarı padoklara indirdiğimiz hayvanları yaklaşık olarak uzak yerlerdeki mesafe durumuna göre yarım saat, bir saat, üç saat, beş saat hatta 24 saate kadar dinlendirdiğimiz. Peki burada şu konu da ortaya çıktı. İşletmelerde özellikle hayvan yükleme rampaları yok. Neredeyse hayvanlar dayak yiyerek kamyona biniyorlar. Nasıl dayak biniyor? Yiyerek kamyondan iniyorlar. Yok, yükleme rampası yok. Nasıl biniyor o zaman hayvan? Dayak yiyerek biniyor. Yok, onu da şöyle çözdük pratik olarak. Bizim tırlarda, kamyonlarda rampa var. Tabii sende var ama bu her yerde yok. Her yerde yok, doğru. Her yerde yok. Ben gittiğim her yerde diyorum ki arkadaşlar bakın 3 milyon, 5 milyon, 50 milyon para harcamışsınız. Devasa çiftlikler yapmışsınız. Yani bir yükleme rampası 5 bin lira, 10 bin liranın baş altında. Niye yok? Ya zaten yılda bir lazım oluyor. Onun için yapmadık. İşte orada kaybediyor. Orada hayvanın yaşadığı stres, korku, adrenalin hormonu hayvanın etini siyahlaştırıyor, sarartıyor, raf ömrünü kısaltıyor. Sen de beğenmiyorsun. Bir dahaki sefere tercihen almıyorsun. Ne yaptın? Ben sana et göndermiştim bir yer hatırlarsan. Aman bir daha bundan gönderme dedim. Evet. Niye? Çünkü ayrı ayrı padoklarda duran hayvanları aynı kamyona yüklemişler. Gelene kadar atla ne oldu hayvanlar?
hem birbirlerine temasla tahrip ettikleri noktalar karardı, kan topladı ve etinin rengi değişti. Mesafe yakın olacak. Bir, birbiriyle aynı grupta yaşamış hayvanlar birlikte yolculuk yapacaklar, gelip gidecekler. Ve az önce Sencer Bey'in söylediği gibi grup karışıklığı, yeni hayvan alımı, içine yeni hayvan konulmuş gruplardan hemen mezbahaya sevk yapılmayacak. En az bir hafta 10 gün beklesinler. Yani bu böyle hemen, biz biraz daha uzun bekletiyoruz. Acelemiz yok diyoruz ama mümkün olduğunca uzun bekletmek. Kesim esnasında da mesela bu mezbahanın girişi, çıkışı, hayvanın kesime gelişi, bunlar nispeten daha rahat. Hayvanlar çok aşırı strese girmiyorlar. Biz daha önce çok daha böyle köhne yerlerde kestirdik. Ve orada yani ben inanın 1,5 metreden uçan hayvan gördüm, atlayan hayvan gördüm. Çünkü kesilen hayvanları direkt görüyor beklem alanında. Bu tabii çok büyük bir stres unsuru ve bence bizim insani de değil aslında. Evet, bizim usulümüze, adabımıza da uygun, inancımıza da uygun bir şey değil. Dolayısıyla hani bu tip şeylere dikkat etmek gerekiyor. Esasında çok basit şeyler Eşref Bey ya. Doğru, çok yani basit. Yani uygulaması da çok basit. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi soğuk hava deposuna etlerimizi getirdik. Burada da etin saklama koşullarıyla alakalı ve et rengine etki eden unsurları konuşacağız. Yine Sencer Bey'le ve Mehmet Emin Aslan'la beraber şöyle bir önyargı var arkadaşlar. Besi hayvancılığında gerek erkek beside gerekse inek besisinde efendim silaj kullanırsak etin rengi bozulur, etin yağı sararır, mezbahacılar tercih etmez şeklinde bir önyargı var. Her ne kadar da ben bunu anlatmaya çalıştıysam, kardeşim sen kötü silaj yapmışsın, kuru maddesi 30'un altında, 25, 26, 27 bu şekilde yaptığın silajlarda üreyen toksik maddeler sebebiyle etin rengi kararıyor ya da yağı sararıyor desem de, her ne kadar bunu söylesem de, şimdi ilk ağızdan Sencer Bey'in beslediği ineklerde bunu göreceğiz. Ve bu hayvanları kesime götürünceye kadar ki menünün içerisinde ne kadar mısır silajı var onu öğreneceğiz. Evet Sencer Bey, soralım şimdi size. Mısır silajı hayvanın et rengini bozar mı? Valla biz bunların hepsini mısır silajıyla besliyoruz ama yaklaşık 10 kilo mertebesinde yiyorlar. Günlük 10 kilo? Günlük 10 kilo civarında yiyorlar. Kaç kuru madde, kaç nişastalı bir mısır silajı? Bizim şöyle, çukurdan çukura biraz değişmekle beraber bizim tercihimiz hep 30 ile 34 arasındadır. Evet. 6 bizim için kabul görmez. 34'ün üstünde de biraz fazla odunsu malzeme oluşuyor, onu da çok tercih ediyoruz. Orada aerobik ortam oluştuğu için. Nişasta olarak %42-46 mertebesinde bir nişasta bekleriz biz silajda. NDF oranlarının da işte 35 ile yine 45 arasında, o silajdan silaja birazcık değişiyor. Peki şunu da soralım yeri gelmişken, 1 dekardan yani 1000 metrekareden almayı hedeflediğiniz silaj miktarı tonaj olarak nedir? Normalde 6 tondur. Peki yine geçen hafta bir program yaptım, video çektim. Dedim ki insanlar 10 ton 12 ton almayı hedefliyor ama 10 ton 12 tonun içerisindeki tane miktarıyla 6 tonun içerisindeki tane miktarını karşı karşıya koyduğumuzda 6 tonun içindeki daha karlı. Biz mısır yetiştiriciliğini bilmediğimiz için yapmıyoruz o 6 ton hedefi. Bilinçli bir şekilde biz o 6 ton hedefi. İçindeki dane oranını arttırmak amacıyla. Oraya geldiğiniz zaman nişasta oranı %46 dedim size. Şimdi dinleyiciler hadi ya 46 olur mu diyecek. Biz 26'yı zor buluyoruz diyeceklerdir, evet. Onlar diyecek ki biz 26'yı zor buluyoruz. İşte biz mısır silajı yediriyoruz, onlar ot yediriyorlar veya mısır silajıyla şey alakalı yüzlerce program çekmişimdir. Hala sahada görüyorum. Koridorların altından sular akıyor. Tane patlatıcı kullanılmıyor. Partikül büyüklüklerinde sorun var. Şimdi siz diyorsunuz ki ben 500 kiloluk bu karkasları elde ederken son güne kadar mısır silajı kullanmaya devam ediyorum. Devam ediyorum. Ama ben mısır silajını kullanırken kaliteli bir mısır silajı, kabayam genel olarak kaliteli olmak zorunda zaten. Ve belli bir miktarda ben rumene çok dikkat ediyorum. Yani hayvanın ishal olmaması, ayak problemi yaşamaması için bir dengede belli bir miktarda besliyoruz. Çok fazla da vermiyoruz. Ben ineklerime de 13-14 kiloyu geçmem mısır silajında normal koşullarda. Danalarda da 10 kiloyu çok geçmiyorum. Bu sene mısır silajının yanında buğday silajı da başladım. Hani yerine diye diyebilirim. Dolayısıyla orada nişastayı arpayla birazcık daha destekliyor oluyorum. Evet, kesinlikle öyle yani. Mısır silajı kötü yapıyor diye bir şey yok. Sonuçlar geldi galiba. Evet. Sonuçlar geldi. Şöyle ki. Başkanım şöyle 847 kilo canlı gelen düve, ilk birinci düve, yani şu küpenoğlu, 67 küpenoğlu hayvan 847 canlı ağırlığı, 496 kilo 800 gram, 58.65, diğer düve ikinci olan 748 kilo canlı 453 kilo, %60.64 ve sondaki düve hakikaten rekor kırmış, 809 kilo
809 kilo canlı aldı. Karkası 494 kilo, 61.09 ve bu düve. Alttakilerde inekler. Alttakilerde inekler. İnekler ortalama. İnekler 50, 52, 49. Bir tane kötü vardı içinde biliyoruz. Vardı. Evet. Evet. O yaşlı olan inek. Evet. 39'a düşmüş. Diğeri 49, 49, 68. Yani ineklerde bu. Peki şimdi şu soru gündeme gelecek. Bu düveler böyle bir karkas verdi ama kaç aylık yaştaydılar? Aşağı yukarı yaşları... Bunlar uzun, büyüktür. Yani tahmini 24 ayın üstünde mi? Üstündedir. Ne kadar üstünde? 24, 25, 23 oralardadır. Yani 2 yaşında gibi. 2 yaş 30'a kadar çıkar. Bakın ben ne dedim demin? Beni hiç ilgilendirmiyor işi. Beni bana para kazandırmaya devam ettiği sürece beslerim ben hayvanı. Yaşamayı hak ediyor. Aynen öyle. Feyz çiftliğinde yaşamayı hak ediyor. Kim daha çok kilo alırsa o kadar uzun yaşar. Aynen öyle oluyor. Güzel bak, sloganı da belirledik. Uzun yaşamak istiyorsan kilo al. Peki Eşref Bey, ben şimdi size evet. bir şey soracağım. Sizce doğru bir sistem mi yoksa daha nerede iyileştirme yapılabilir? Aslında imkanlar imkan meselesi. Şimdi siz 30 ay bekleyecek kadar bir ekonominiz varsa bekleyin. Uzun mesafe koşusu. Avustralya'da, Avustralya'da bu işin gerçekten uzman olduğunu düşündükleri bir adamla tanıştırdılar beni. Tabi 10 yıl öncenin hikayesi bu. Ben sordum ya en iyi hayvan hangisidir et alma konusunda. Bekledim ki işte Angus, Limousin, Charolais falan bir şeyler desin. Adam dedi ki Holstein. Ah biz şaşırdık. Nasıl oluyor bu dedik. Dedi ki çok kaliteli bir kaba yemin varsa, borcun yoksa, yeterli zamanın da varsa dedi. Nihai finişi en yüksek kilogramla Holstein görecek dedi. Şimdi 30 ay kim bekleyecek? Arpa borcu var, yem borcu var. Borç, mazotçuya para, şuna para, buna para. Dolayısıyla bu sorunun cevabını üreticinin ekonomisi belirler. Evet. Finansman maliyeti belirler. Elindeki kaba yemin kalitesi belirler. Şimdi Sencer Bey'e soralım. Kısıtlı sınırlı bir arazi yapısı olsa, kısıtlı sınırlı bir şekilde buğday silajı ve mısır silajı olsa, öncelikle hangi hayvan grubunu besler ya da bu inekleri süt. Besler mi? Hayır, beslemem. Mesele bu. Yani elimde bir kaba yem var ve bunu kendim üretiyorum. Sınırsız da üretim kabiliyetine sahibim ve paraya da ihtiyacım yok. Dursun. 15 günde bir tartıyorum. Ne kadar yemiş? Parasal olarak günlük menüsü 25 lira. Ne kazandırıyor? 65 lira. Ak isterse 30 ay daha dursun. Mantık, zaten mantık kumbaraya bu. Parayı koymaya devam ediyor. O benim kumbaram olarak görüyoruz biz onu. Peki bir soru daha. Sencer Bey çok sorulan sorulardan bir tanesi. Pancar posası. Diyorlar ki pancar posası besi hayvanına verilir mi? Bu bana en çok gelen sorulardan birisi. Tabii ki pancar posası satan insanların da işine mani olmamak adına böyle yuvarlak cümleler kuruyorum. Diyorum ki işte kuru maddesi düşük. Su satın almak istiyorsanız gidin belediyeden alın. Orada daha ucuza veriyorlar falan diyorum. Hem musluğu açıyorsunuz direkt geliyor. Bunu taşımak zorundasınız diyorum. Pancar posası hiç kullandınız mı? Kullanıyor musunuz? Kullandım. Kullandım. Kısıtlı bir dönem kullandım. Çünkü pancar ektim bir 500 dönüm kadar. Onun posasını mecburen aldım. Alıyorsunuz size. Ki onu galiba çok az bir kısmını kullandım. Geri kalanın hepsini sattım. Çünkü şöyle. Ben rasyon yaparken şuna bakıyorum. 1 kilogram proteini kaç paraya mal ediyorum? 1 kilogram nişastayı kaç kilo? Söylediğiniz en can alıcı soru. Belki de hayvancılığın şifresi. Diyorlar Sümenan'ın şifresi. 1 kilo proteini hangi malzemeden temin edebiliyorum? Evet. Daha ucuz. En ucuz. En ucuz ve en kolay. Evet. Şimdi bu olduğu zaman benim bir Excel tablom var diyelim. Bu Excel tablosunun içerisine formüller yazıyorsun. Fiyatları yazıyorsun. İşte proteinini, nişastasını, bütün her şeyi yazıyorsun. Yerler. LDF hepsini yazıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bana şu kadar kilo proteini en ucuzdan koy. Ama diyorsun şu kadar da NDF olsun gibi kısıtlamalar koyuyorsun. Bir bakıyorsun ki bunu hiç kullanmıyor. Hiç kullanmıyor. Pancar posasını ben bugüne kadar rasyona hiç sokamadım. Zorlasam da sokamadım. Peki kuru maddesini %30 yapsanız da mı girmez? Kesinlikle girmiyor. Çünkü Türkiye'de, dünyada enerji maliyetleri artık günümüzde o kadar arttı ki bir şeyin suyunu azaltmak, indirmek inanılmaz pahalı olmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Oradan alacağınız enerjiyi çok daha ucuz başka yemlerden tedarik edebilir. Peki Sencer Bey, şimdi birçok yerde şeker fabrikası var. Bunların da bir posası var. Tabii ki bunların da ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi oturup posayı bizim başka bir şeye yedirecek halimiz yok. Bunu şöyle diyebilir miyiz? Pancar posası için ciddi nakliye maliyeti ödemeyen, pancar üreten ya da şeker pancarı fabrikalarına çok yakın yerlerde bulunan insanlar maliyet anlamında gerçekten düşük fiyatlar alabiliyorlarsa kısıtlı miktarlarda kullanabilirler. Ben böyle söylüyorum. Buna katılır mısınız? Şöyle,
rasyonunda enerji ihtiyacı olup da farkında olmayan insanlar zaten bu posayı verdikleri zaman sütlerinde, verimlerinde artış bir artış oluyor. Görüyorlar. Evet. Doğal olarak onların kullanmasında zaten bir sakınca söyleyemeyiz çok fazla. Geleneksel hayvancılık yapanlar kullanabilir, evet, diyelim. Kullanabiliyorlar ama esasında bunu tabii bir şekilde hayvan yemine gittiği için burada kullanılan enerjinin, mesela elektriğin, ÖTV'sinin, KDV'sinin vesaire alınmaması, burada kullanılan enerjinin yine maliyetinin altında olmamakla beraber devlete zarar da ettirmeyip ama kar da ettirmeyecek bir şekilde uygulanıp bu posaları dediğiniz gibi %30 kuru madde veya %95 kuru madde tam kurutulmuş. Avrupa'da bunu samanla kuru maddesini artırıyorlar. Hem samanı daha değerli hale getiriyorlar, evet, hem de posa içerisindeki suyu almış oluyorlar. Evet. Bu uygulamaları gördük. Keşke öyle bir şey olsa. Samanda da yalnız şöyle bir şey var Eşref Bey. Çok sıkıntılı şeyler gelebiliyor. Toksinler gelebiliyor bazen samanla beraber. Onlar orada yine çoğalabiliyor. Çok toprak, toz toprak da karışmış zaten olabiliyor. Zaten şeker pancarı kabuğunda da aynı şeyler var. Botulismus tehlikesi var. Evet. Topraktan gelen mayaların. Sırf o değil, aynı zamanda tabii fareler vesaire de çok seviyor. Dolayısıyla bu tip haşerelerin de olma ihtimali var. Yani ben kendim işletmemde açıkçası kesinlikle ekonomik olmadığı için içeriye sokmuyorum bu posayı. Matematiğe ama uymayan giremez. Bu abi, kadar. Bana göre bir de pancar posasında şöyle bir sıkıntı var. En büyük problem eti mutlak siyah yapıyor. Sebebi az önce söyledik. Evet. Kuru madde düşük olduğu için toksik madde üreme ortamı hazır oluyor. Sanki bir toksik madde kuluçka hanesine dönüşüyor. Evet. O da ne yapıyor? İşkembeyi yıkıyor. Ve İşkembedeki daha asitik seviyeyi bak, aşağı düşürüyor. Önemli bir şey söylüyor Mehmet Emin. Şöyle, esasında bu kötü şeyi yaratan posanın kendisi değil. Posanın içinde barındığı mikroplar. Eğer sen onlardan ari bir şekilde o posayı temiz bir şekilde keşke yedirebilsen, o zaman şeker var içinde, nişasta var. Yani şey var, enerji var. Onu hayvana yedirdiğin zaman o hayvanın etini siyah rengi yapmaz. Rengi bozan şey şeker posasının kendisi değil, içindeki içerisinde mikrop, barınan mikroplar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela eti kestiğimizde et bıçağa yapışıyor. Böyle şey gibi, ya çünkü, kal gibi. Ama bir şey söyleyeyim. Çünkü toksik madde var. Toksin olduğu için. Ondan için. Tabii. Yani şey, mesela ben hayvanlarıma melas veriyorum. Melas başka bir şey. O da aslında şeker. Aynı şey. Aynı şey. Geldiği yer bile aynı. Geldiği yer bile aynı. Aynı. Tabii aynı fabrikadan çıkıyor. Posamı da Susurluk fabrikasından almıştım götürdüğüm zaman. Evet. Melasımı da oradan alıyorum. Hiç fark etmiyor bu. Bu o ürünle alakalı bir şey aynı değil. Aynı enerji kaynağı bir yerde mücevher muamelesi görüyor, bir yerde üvey evlat muamelesi görüyor. Saklanma ve stoklanma şekilleri itibariyle bozuluyor. Şimdi sen çok kaliteli bir bifteye çıkardın, tezgahın üstünde unuttun. Ertesi gün leş olur yani. Eyvallah, doğru. Bu dosdoğru bir malzemeyi bir şey bozuyoruz. Buradayken bir soru soracağım. Et kalitesini artırmak, etin raf ömrünü artırmak ve eti daha yumuşak hale getirmek için kesimini yaptık, sıcak tartımları yaptık. Bu odaya çektik. Bu odada ne kadar süre duracak, kaç derecelik ısıda duracak? Bunları da bir öğrenelim. Yani bunları bir de birbirlerine yanaştırmadan temassız bırakmanızın sebebi ne? Onu da anlatın. Size şöyle ki bizim dolaplarımız hakikaten muazzam. Yani şurada Türkiye'de görülmeyecek bir yükseklik var dolaplarda. 6.05, 6 metre yüksekliği var dolabın. Bu bize ne kazandıracak? Bir, evaporatörler, yani tepede gördüğünüz evaporatörlerin tamamı yanlara üflüyor. Yanlara üfleyerek komple bütün soğuk havayı direkt duvara vurarak alttan tekrar emiş yapıyor. Yani sistem şu şekilde dönüyor, havalandırması. Ve bu şekilde etin üzerine direkt maruz kalmadığı için soğukluk, etin hem raf ömrü uzuyor hem kararma yapmıyor. İç ısısının, iç ısısının kaç derece olması gerekiyor? İç ısısı normalde şu andaki gördüğünüz karkaslar yeni kesildiği için yaklaşık şu anda 26-28 derecelerde. Kaç saatte kaç dereceye düşmesi 16 lazım? Saatte biz bunu 4 saatte düşürüyoruz. 4 dereceye düşürüyoruz. Peki 16 saatte değil de 8 saatte 4 dereceye düşse? Olmaz. Olgunlaşmayı hızlandırdığın için, yani soğutmayı hızlandırdığın için bu sefer donma yapıyor. Dış yüzeyi donma yapıyor ve etin rengi kararmaya başlıyor. İşte o yeşerme. Evet, sertleşir. Aynı zamanda sertleşir. Burada olması gereken en önemli şey olgunlaşma süresi 16 saatte. Peki, 4 içerideki indirmek. İçerideki bizim gözle göremediğimiz bakterilerin dışarıya atılması için bir vakum sistemi var mı? Yani odalardaki havayı temizlemek için. Yok, taze ette buna gerek yok. Bakın zaten
yerden yani 6 metre yükseklikte olduğu için bakın 500 kilo karkas daha yere 1 metreden fazla zaman var. Yani birçok mezbalarda yaptıkları en büyük hata karkasın şöyle derdanı yerde kesildi. Odanın hacminin etin hacmine oranı çok düşük olduğu için soğuk mekan arttığı için bu sorun söz konusu olmuyor. Bir, ikincisi mutlak şekilde yükseklik çok önemli. Yani birçok mezbalada gerdanlar yerde sürünüyor, kollar yerde sürünüyor. Ve yerde ki bütün o bahsettiğin az önceki bakterilerin tamamı karkasa hücum ediyor ve karkası bozuyor. Bir de bu birleşmesindeki sebebi anlatacak. Aradaki ayrımları bırakıyoruz ve bu şekilde çok rahat bir şekilde daha hızlı soğuması. Daha hızlı soğumayı sağlıyor aynı zamanda birbirine yapışık olduğu zaman da karkasta yanma yapıyor ve et bozuluyor. Bir de şundan bahsedelim istiyorum. Sağma özellikle mezbahaların hijyeni, mezbahadaki kesimden başlayan yani hayvana kesmek kafasını için kullandığımız bıçaktan başlayan derisini yüzme ve sonrasında içinin alınması, derisinin çıkarılması, monoray sistemde getirilmesi, bu süreç içerisindeki kirliliğin raf ömrüne etkisini anlat sana. Çok galiba. Fazla. Şöyle ki bizdeki karkasın raf ömrü 15 gün. Avrupa standartları bu seviyede. Ve biz bunu yakaladık. Rahatlıkla biz karkas etlerimize 15 gün raf ömrü verebiliyoruz. Beraber bir mezbahaya gitmiştik. Hatırlıyor musun? Adam her bıçağı atışında bıçağın ucunu dezenfektana sokuyordu. Evet. Avrupa'da. Evet. Ya yani bir tane bıçağı atıyordu Polonya'da. Evet. Yandaki dezenfektan havuzuna sokup tekrar sokuyordu. Tabii. Neden böyle yaptığını sordum. Bakteri yüklemiyor. Karkasa bakteri yüklemiyor. Çünkü bakteri müthiş hızla artan, çoğalan bir şey. Ve biz bu bakteri yükünü azaltmak için buhar sistemi yani sıcak buhar sistemi az önce 110 gördüm. Derecede 110 derecedeki buhar sistemini rahatlıkla karkası yüzeyindeki bütün kirlilikleri alıyoruz ve raf ömrünü 15 güne kadar çıkarabiliyoruz. Sencer Bey aslında süt gibi bir şey ette. Tabii. Yani süt de nasıl ki soğuk zincir korunmadığı zaman saatte 200-250 bin artış gösteriyor sütte kendim 38 derecede durduğunda. Yani memenin içinde 24 saat duran şey dışarıda 1 saat durmuyor. Et de böyle. Demek ki gerekli soğuk zincir ve hijyen kurallarına riayet edilmemesi durumunda diyorsun ki raf ömrü kısalır. Siz bunu 15 güne kadar çıkardığınızı söylüyorsunuz. Evet. Türkiye'de ortalama raf ömrü karkasta yaklaşık olarak ortalama 2 günü geçemiyor. Maalesef. Ve toplumda mesela birçok yerde mesela biz bunu hep görüyoruz. Ya taze et, taze et mantığıyla adam pazar günü kesiyor, pazartesi günü tezgahta satmaya çalışıyor. Peki şimdi bu programı toparlayacak olursak. Yani çok hap bilgilerin konuşulduğu bir söyleşi oldu. Açıkçası ben hem bilgi tazelemiş oldum. Sencer Bey de bizim bu zaten uyguladığımız şeylerin hayata geçmiş halini görmüş olduk. Türkiye'de erkek besin materyalinin haricinde işletmelerde reforma olarak adlandırdığımız sürüden çıkması gereken hayvanların da bir besin materyali olarak kullanılabileceği işkembesi sağlam olmak kaydıyla bu hayvanlardan bir erkek hayvanmış gibi yararlanabileceğimiz gerçeği ortaya çıktı. Bu aslında ülke açısından da ithalata bağımlılığı azaltan, ülkedeki katma değeri artıran, et ihtiyacını tamamlamak noktasında elimizdeki materyalleri daha iyi kullanma fırsatı veriyor bize. Bunun anlaşılması için biz bu programı yapmıştık. Çok isabetli oldu. Gerçekten teşekkür ederim. Tabii ki şunu söylemeden geçemeyeceğim. Birçok mezbaha yağlı olduğu gerekçesiyle hayvanların fiyatını düşürürken siz daha yağlı ve daha dolgun hayvanlar istediğinizi söylediniz. Bu bizim için çok önemliydi. Kemik firesi düşük, karkas randımanı yüksek ineklere ben daha fazla para ödüyorum diyorsunuz. Bir, Sencer Bey az önce söyledi, ben ölçülebilir ve tartılabilir, kontrol edilebilir bir sistemi olduğu için tercih ediyorum dedi. Düşünsenize Sencer Bey orada bir şey deniyor. Acaba şu mu iyi, bu mu iyi, hangisi randımanı artırır diye düşünürken mezbahadaki bıçağı çalan adam randımana karar veriyor. Şuradan mı keseceğim, buradan mı keseceğim? Standart bir kesimde ancak yaptığımız formülasyonların işe yarayıp yaramadığını görebiliriz. Açıkçası ben alıcı olarak tebrik ediyorum. Yani teşvik edici bir alım sisteminiz olduğu için şeffaf, standart, fire oranı belli. Yağlı yağsız neresi alınacak neresi düşülecek bunlar belli. Canlı tartıyoruz. Bir de karkas tartıp kağıda bakıp yaptığımız işin sonucunu görebiliyoruz. Diğer taraftan Sencer Bey elindeki damızlık özelliğini yitirmiş hayvanları ekonomiye kazandırmış oluyor. Bu programın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Sencer Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Ben bir şey daha söylemek istiyorum.
Yani bu paranın gözü kör olsun derler ya, hakikaten bu böyle. Çünkü birçok yerde esasında bizim kültürel olarak bakıldığı zaman bizim insanımızın özünde yoktur bu. İşte buradan kesmek yerine buradan kesmek veya buradan kesmek, ama öyle bir baskı var ki üzerimizde, evet, fiyatsal anlamda öyle bir baskı var ki hakikaten para kazanmak çok zorlaştı. Ve sistem, şu andaki sistem özellikle temel gıda ürünleri üzerinde, üreticiye değil sadece, üreticiye de, mezbacıya da, paketlemeyi, parçalamayı yapana da o kadar fazla baskı yapıyor ki, burada sağlıklı kar marjları herkes tarafından, koşulları yerine getirenler için belli bir paylaşım yapılabilirse, belki bu tip şeyleri konuşmaktansa işte randımanı, verimliliği daha rahat konuşabiliriz. Bu ahlaki dejenerasyonun sebebinin hak ettiğimiz parayı alamayışımızdan kaynaklandığını söylüyorsun. Ve kendini de hak görüyor adam. Yani adam diyor ki kardeşim ben buradan kesersem zarar edip mezbahayı kapatacağıma buradan kesivereyim. Oradan 10 kilo tasarrufum olur. Zaten zarar ediyordum, onu da kafa kafaya getirmiş olurum. Yani esasında bir art niyet, insanları hırsızlık yapıp onlardan para çalmak için değil ama ayakta kalmak için bazı şeyler zorunlu hale gelmiş. Sence Bey, insanları suç işlemeye teşvik ediyorlar. Teşvik de suçtur. O da ayrı, tabii o da doğru tabii. Söylüyorsunuz. O zaman iş çok başka yerlere giriyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hem Mehmet Emin Bey'e hem Sencer Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Tebrik ediyoruz yeniden. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.